Yang Shui Çin astrolojisi ve yüz okuyucu Sayın Fatma Gül Alaca Kaptan yaptığı faaliyetler hakkında posta açıklamalarda bulundu. 2010 yılından bu yana bu alanla ilgilenen Sayın Alaca Kaptan Çin astroloji takviminin 12 hayvanlı bir takvim olduğunu ve her bir hayvanın o yıl için o kişi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti. Çin astrolojisinin mistik yönlerini danışanlarıyla paylaşan Sayın Alacakaptan bu konuyla ilgili birçok önerilerde bulundu. İzliyoruz. Merhabalar efendim. Değerli konuğumuz bugün bizlerle Feng Shui, Çin astrolojisi ve elbette ki de yüz okuma uzmanımız Fatma Gül Alacakaptan konuğumuz. Hoş geldiniz Fatma Gül Hanım. Hoş bulduk Özge de Hanım. miyiz? Tabii. Ee, ben Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Ee, uzun yıllar e, tasarım, e, görsel düzenleme ve mağazacılık sektöründe çalıştıktan sonra 2010 yılında Feng Shui ve Çin astrolojisi konularıyla ilgilenmeye ve yoğun eğitimlerini almaya başladım. O yıllardan bu yıllara kadar da kendi blogumu, web sitemi ve Facebook sayfamı kurdum ve yazılar yazıp insanlara danışmanlık veriyorum. Harika. Peki bu güzel araçlar nedir, neler yapar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bu yıl. 2018 bir e, yank, toprak, e, köpek yılı. E, biliyorsunuz Çin Astrolojisi e, 12 hayvandan oluşuyor. Ve her sene e, bir hayvanın e, yılını e, dönüyor sene olarak. Tabii bu e, kendi doğum haritamıza göre de e, köpek e, kimilerine iyi ama kimilerine de biraz zor bir sene yaşatıyor olabilir. E, özellikle doğum haritalarında öküz, keçi, köpek... Ejderha gibi hayvanlar varsa, yani bu şu demek: Nisan ayında veya Ekim ayında veya Ocak ayında veya Temmuz ayı doğumluysanız e, ve e, tabii ki e, bu yıllarda da doğduysanız e, esasında bir toprak cezasına maruz kal kalıyorsunuz demektir e, bu yıl. E, Çin astrolojisinde e, uyumlu. Hayvanlar vardır. Köpek tavşanı sever <laughs> ve eğer üzerimizde tavşan taşırsak e, zararı daha az olur. Çin e, astrolojisi <laughs> inan, inanışına <laughs> göre bu böyledir. Dolayısıyla hem bu yıl e, bu dediğim tarihlerde doğanlar varsa hem de e, böyle bir toprak cezasındalarsa. Muhakkak kendilerine tavşan figürü taşımalarını öneriyorum. Ee, gerek kolye olarak veya masalarına koyabilirler veya anahtarlıklarına takabilirler. Fakat bir tavşan tılsımı, kolyesi veya objesi, objesi. E, taşımalarında bu yıl fayda var. Harika. İlla yanımıza taşımamız gerekiyor değil Evet, mi? evet. Bir, Bizle yıl boyunca, bir yıl boyunca. bir yıl boyunca olması gerekiyor. Harika. Evet, evet. Vallahi çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de. teşekkür ederim. Nice güzel başarınızın da kat ve kat devamını diliyorum. Yolunuz her daim bu yolculukta ışık içinde olsun inşallah. Çok teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Değerli konuğumuz bizlerleydi efendim. Feng Shui, Çin Astrolojisi ve de dediğimiz gibi elbette de yüz okuma uzmanımız Fatma Gül Alaca Kaptan konuğumuzdu. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.